Evet, çok romantik bir ortamdayız. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Sabah saat kaç? 7. Mikro testine başladık. Belli bir süre gideceğiz. Ardından bir hava aydınlansın Alper'cim. Ondan sonra anlatmaya başlayalım değil mi? Değil mi? Aynen öyle. O kadar da erken olmasın. Dikiz inimler hiç fena değil. Evet. Ya şimdi ben seninle alışkınım zaten böyle sabahın köründe çekimlere de. Hani bu kadar sabahın körü. Yani ne ara uçağa bindik, ne ara geldik. Ben bir şey anlamadım. Hala uyuyor gibiyim de. Zaten neyse. Bindik iniyoruz dediler. Evet. Böyle ilginç oldu. Neyse biraz gidelim arabayı tanıyalım. Sonra daha detaylı anlatacağım. Evet, tekrardan selam arkadaşlar. Micra ile Bodrum lansmanında tanıştık. Ben bu otomobili çok uzun süredir merak ediyordum aslında. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye sürekli hatta Nissan'dakilere de soruyordum. Nissan Türkiye'dekilere. Çünkü ilk çıktığı zaman, yani ilk çıktığı zaman da yaklaşık olarak 3 yıl önceydi bu arada. Bu otomobil tasarımıyla çok ilgimi çekmişti. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yeni aldığı versiyona göre çok daha maskülen, daha erkeksi bir tarzı var. Önceki nesil biraz daha fazla kadınların ilgisini çeken bir tarza ve tasarıma sahipti. Ama bu otomobil bu anlamda, tasarım anlamında özellikle daha fazla böyle erkek kitleyin de, müşterilerin de ilgisini çekecek bir tasarıma kavuştu bence. Ön yüzde Japonların o klasikleşmiş keskin hatlarının burada da kullanıldığını görüyoruz. Farlar, kaput yapısı ve şöyle ön tarafa ızgaraya kadar uzayan bir kaput formu görüyoruz. Bu gibi detaylar bu otomobile daha böyle özgün bir hava katmış. Profilden baktığımız zaman da aynı şekilde Micra yine böyle sert görünmeye devam ediyor. Gelin bir de arkaya doğru bakalım. Arka tarafta da yine düz ve sert hatların olduğu bir tasarım bizi karşılıyor. Bakın stoplar oldukça dışarıya alınmış ve bu gibi detaylar bu otomobile biraz daha agresif bir hava vermiş durumda. Bilmiyorum tasarım anlamında sizler ne düşünüyorsunuz? Bu anlamda yorumlarınızı alt tarafa bekliyorum. Şimdi isterseniz hazır buradayken gelin bir bagaja bakayım. Bagaj hacmi 300 litre, diğerine göre 35 litrelik bir artış olmuş burada. Yükleme eşiği biraz aşağıda ama bu anlamda kesinlikle segment ihtiyaçlarını bu otomobil karşılayabiliyor. Gelin bir de arka hacmi göstereyim. Bu arada bagajdaki bu artışın aslında en önemli nedeni otomobilin boyutlarındaki artış. Hem uzamış, hem genişlemiş, hem de yükselmiş yeni Micra. Tabii bütün bunlarla beraber aks mesafesi de daha da iyileşmiş. Evet, koltuk bana ayarlıyken arka tarafta yine böyle ben paket olmaya devam ediyorum. Baş mesafesi aslında tam sınırda ama diz mesafesi yok gibi bir şey. Burada 3 kişinin çok rahat edebileceğini söyleyemem. Yani bu anlamda biraz sizi rahat ettiren küçük sınıfta otomobiller var ama Micra onlardan birisi hala değil. 2 kişi ama rahat eder. Benden biraz daha kısa birisi hem arkada hem de ön tarafta da rahat eder ama ben zaten ön tarafta rahat oturduğum ve rahat olduğum için arkada sıkıştım. Ben bu arada 1.85 boyundayım. Arkadakiler için bakıyorum. Havalandırma, kolçak yok. Bir de koltuk sırtlığı biraz fazla dik geldi. Gelin bir de ön tarafa bakalım. Start stop butonu gayet güzel bir konumda. Biraz enteresan görünüyor. Otomobille alakalı birçok şeye çok kolay bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Özellikle ekranın konumunu ben beğendim. Hem sürücü hem de yanında oturan yolcu çok zorlanmadan buraya adapte olabiliyor. Ekran kullanımı fena değil. Yani çok başarılı değil ama kötü olduğunu da söyleyemem. Özellikle şu şekilde fiziksel tuşların olması kullanımı biraz daha kolaylaştırıyor. Böyle kısa yollar vasıtasıyla geçişler yapabiliyorsunuz. Ama biraz gördüğünüz gibi yavaş kaldığını mutlaka belirtmeliyim. Şu şekilde bir kuş bakışı görünümü veya geri görüş kamerası da bu arada sunuluyor yeni Micra ile beraber. Ekranda bu şekilde. Çok büyük değil ama bence daha büyüğüne de gerek yok. Yani gayet güzel bir yerleşim var. Konsolu yukarıya biraz daha almışlar ve daha düz bir konsol kullanmışlar. Gösterge tasarım da eskisine çok benziyor. Yol bilgisayarı üzerinden otomobille alakalı birçok şeyi buradan komuta edebiliyorsunuz. Güvenlik alanında bu gibi donanımlar var bu arada. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve acil durum fren destek sistemi var. Şerit takip asistanı biraz böyle enteresan çalışıyor. Çok sürekli bir müdahalede bulunmuyor ama en ufak bir şeyde fazla titriyor. Ben ondan rahatsız olduğum için mesela hemen kapattım. Böyle yol bilgisayarı üzerinden bunları kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde biraz eşya gözlerinden de bahsetmek istiyorum. Vitesin önünde şurada güzel bir eşya gözü var ve bu eşya gözüne değişik bir ışık efekti vermişler. O da gayet hoş. Şurada bir USB bağlantımız var. AUX bağlantımız var. Gayet minimal ama akıllıca tasarlanmış bence.
Ve havalandırma kumandaları da yine buradan fiziksel olarak ayarlanıyor. Menülere çok kolay bir şekilde alışabiliyorsunuz. Vitesin arkasına doğru geldiğimiz zaman iki farklı bardaklık ve şurada da yine bir eşya gözümüz var. Ama burada kolçağın eksikliği fazlasıyla hissediliyor. Bu arada kapı içindeki gözler de yeterli büyüklükte yeni Micra'da. Yerini aldığı versiyona göre içeride bence en dikkat çekici detaylardan birisi biraz daha artan malzeme kalitesi. Yani bu anlamda Micra kesinlikle yerini aldığı versiyona göre daha kaliteli hissettiriyor. İçeride kullanılan materyal kalitesi çok çok büyük bir değişim yok ama biraz daha iyileşmiş. Mesela dokunduğunuz yüzeylerin çoğunda şurada yumuşak bir malzeme var, şu kısımlarda var, şuralarda var, kolunuzu koyduğunuz yerlerde mesela. Bu gibi detaylar bu otomobilin içerisinde daha kaliteli hissetmenizi sağlayan önemli etmenler. Bu arada üst donanım versiyonlarda Bose müzik sistemini de alabiliyorsunuz ve bu müzik sistemi sayesinde içeride biraz daha kaliteli bir hissiyat var ve hoparlörü gördüğünüz gibi gayet enteresan bir noktaya koymuş Nissan. Evet, tasarım ve kullanım detayları böyleydi. Gelin bir de yol performansına bakalım ki ben çok merak ediyorum. Evet, tekrardan merhaba. Yeni Micra ile birkaç saattir Bodrum civarında lansman gerçekleştiği için buralardaki yollarda bu otomobili kullanıyoruz. Otobanda kullandım. Şimdi biraz daha sayfaya yollara girdim. Yani her türlü yolda aracın karakterini az çok öğrenmiş olduğumu söyleyebilirim. Direkt ben konfor ve yol tutuştan aslında başlamak istiyorum. Çünkü teknik anlamda bu bakımdan hissedilir değişimler var. Konfor olarak mesela bu otomobil beklediğimden daha iyi bir yalıtıma sahip. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle yüksek hızlı otoban sürüşlerinde, yani bunun gibi bir yolda bir tık böyle şu an ses geliyor ama otoban sürüşlerinde beklediğimden daha sessizdi Micra. Ben biraz daha açıkçası bir küçük sınıf otomobil olunca sesli olmasını bekliyordum. Ama şu anlamda da ciddi ve hissedilir bir değişim var. Artık Micra daha sert. Zaten eski nesliyle de çok yumuşak değildi bu otomobil ve bu son nesliyle daha da sertleşmiş durumda. Bu durum kimin hoşuna gider? Benim gibi işte böyle yüksek viraj stabilitesi isteyenlerin hoşuna gider. Yani bu bakımdan otomobilin gerçekten iyi bir böyle stabilitesi var. Virajlara girmek gayet keyifli oluyor. Oldukça sert bir şasi var. Süspansiyonlar sert. Ve mekanik bir otomobil hala. Yani el freni mekanik. Ama şurada bir kolçak yok. Onun acayip büyük eksikliğini hissediyorsunuz bence. Elektronik sistemlerden mesela ESP'yi kapatabiliyorsunuz ama aynen Qashqai'larda olduğu gibi bundan tamamıyla böyle kurtulmanıza izin vermiyor ki. Yani bu motor seçeneğiyle zaten buna çok da ihtiyacınız olmuyor. Çok uzun soluklu böyle kaymaları olduğunuz, işte kafasını uzun soluklu kopartabileceğiniz ya da arkadan kaydırabileceğiniz bir sürüş limitine bu motorla giremiyorsunuz. Ama dediğim gibi gerçekten otomobilin böyle sert bir yapısı var, sert bir karakteri var. Yani böyle hafif tempolu bir virajlı kullanımda hiç fena değil. Gayet net bir şasisi var. Biliyorsunuz Renault ve Nissan'ın da bu arada bir ortaklığı var, bir ittifakı var ve bu ittifakın etkilerinde şöyle hissediyorsunuz. Biraz böyle Renault'un da andıran, hatta Clio'yu da andıran bir yapısı var bu otomobilin genel sürüş özellikleri bakımından. Güzel ya. Vallahi güzel. Yani hafif çaplı böyle bir gazlamalara izin veriyor. Daha güçlü motor seçenekleri ülkemize gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama şu anki motor seçeneğiyle tabii ki yani böyle çok gazlama kafasıyla bu otomobili alıyorsanız o anlamda çok tatmin etmeyebilir. Çünkü 1.0 turbo ile geldi ilk etapta. Daha farklı ve daha güçlü versiyonlar gelir mi, dizel gelir mi? O şu an için net değil ama gelirse onlarla alakalı da bilgileri yorum kısmından mutlaka paylaşıyor oluruz. Peki bu 1.0 turbo nasıl bir güce sahip? 100 beygir var. Eğer manuel alırsanız 160 Nm tork değeri oluyor. Otomatik alırsanız 144 Nm tork değeri oluyor. Otomatik şanzımanlı versiyonda gücü biraz kısmışlar. Nedenini ben de tam olarak bilmiyorum. Otomatik şanzımanlı versiyon bu arada bir Nissan klasiği. CVT tipi bir şanzıman. Yani sürekli değişken oranlı ama böyle mekanik olarak bir oran yok bu şanzımanda bildiğiniz gibi. Bu arada manuel modu da yok ne yazık ki. Yani ben manuel modunu çok aradım. Özellikle böyle ufak çaplı bir performans kullanımı yaptığınız zaman en azından böyle vites üzerinden bir manuel mod olmasını bu şanzımanda mutlaka isterdim.
Motorda tabii ki çok fazla güç yok ama Micra hala hafif olmaya da devam ediyor. Yani çok ağır bir otomobil olmadığı için bu otomobile bence makul bir performans verisi verebiliyor. Mesela 10.9 saniye. 1.0 değeri var ki bu değer aracın hani boyutları ve içindeki hacmi düşünüldüğü zaman bence hiç fena değil. Bu performans verisine karşılık peki nasıl bir yakıt tüketim verisi var? Baktığımız zaman ben mesela 100 km'dir kullanıyorum bu otomobili. 100 km sonucunda bana yani çok dikkat etmeden bir sürüş yaptığım zaman 7 litrelik bir karma test tüketim verisi verdi. Şimdi yeni Micra'nın daha sert olduğundan bahsettim ya, bunun en büyük handikabı tahmin edebileceğiniz gibi konfor anlamında bu otomobile yansımış durumda. Evet, yalıtımı beklediğimden daha iyi ama çukur ve benzeri geçişleri eski Micra'ya göre bu otomobil kesinlikle kabinde daha fazla hissettiriyor. Biraz daha fazla sarsılıyor. Hatta orta böyle derinlikteki bir çukurdan eğer ki geçerseniz süspansiyonların böyle çalışma sesini dahi duyabiliyorsunuz. Yani sertleşmiş olmasının sürüş sevki bakımından bir artı getirdiğini söyleyebiliriz bu otomobile ama konfor bakımından da biraz bu durumdan dolayı taviz vermiş. Micra bu yeni nesille beraber az önce saydığım sebeplerden dolayı daha maskülen bir yapıya kavuşmuş. Daha erkeksi bir otomobil olmuş durumda aslında baktığınız zaman. Yani önceki neslinde daha çok kadınlara hitap eden bir otomobildi ama bu son nesille beraber erkeklerin de ilgisini çekecek bir tasarıma ve sürüş özelliklerine daha fazla yaklaşmış durumda. Bunun bir getirisi olarak da bence bu otomobil segmentinde bulunduğu rakipleriyle daha sıkı bir rekabet içerisine girebilecek. Ama ülkemize ne yazık ki geç gelmiş olmasının şöyle bir handikapı var benim açımdan. Mesela yeni 208'i daha henüz kullandık biliyorsunuz yurt dışındaki lansmanında. O otomobil teknoloji anlamında ve yeni 208'e beraber mesela yeni Corsa daha fazla artıya kavuşmuş durumda. Mesela adaptif hız sabitleyici var. Ya da elektronik artık park freni var. Bu gibi donanımları artık küçük sınıfa da rakipleri getirmiş durumda. Yeni Micra gerçekten 2-3 yıl önce ülkemize gelmiş olsaydı hani o yeni kelimesinin hakkını tam anlamıyla verecek bir kıvamdaydı. Bu tasarımıyla, bu sürüş özellikleriyle. Ama artık rakipleri çok daha güçlendi. Bundan dolayı da ülkemize geldiği zaman diliminde biraz yeniliğinden artık taviz vermiş durumda. Ama eskisine nazaran bence daha keyifli bir karaktere bürümüş bu otomobil. Yeni Micra ile alakalı arkadaşlar aktaracağım detaylar bu şekilde. Fiyat durumunu biliyorum, çok merak ediyorsunuz. Bunun öncesinde şöyle bir ricam olacak sizlerden. Videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız bizler açısından oldukça önemli. Ayrıca bu test sürüşünde benim bahsetmediğim, sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı da alt tarafa muhakkak bekliyorum. Gelelim fiyat durumuna. 4 farklı donanımla getiriyor Nissan yeni Micra'sını ilk etapta. Ve fiyat olarak da 108 bin ila 149 bin lira arasında böyle ortalama olarak bir fiyat konumlandırılması yapılmış durumda. Rakip endeksinde bakıldığı zaman fiyat konumlandırması bence hiç fena değil bu otomobilin. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Alt tarafa bu konuyla da alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bu gibi başka lansmanlarda, testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.